Güzel. Gerekli jeneratör daha güzel. Bak bu çok iyi oldu. Oyun bana jeneratör fırlatıyor. Amaç değil de jeneratör fırlatıyor oyun. Ha bu kaçıncı jeneratör? Aa, cılkını çıkardın ha. Selamlar arkadaşlar, selamlar YouTube. Kör cahil karakterimizin video serisinde devam ediyor olacağız. Evet, hala daha bize hamlaç lazım. Hamlaç bulamamış olmamız çok büyük bir kayıp. Nasıl olduğunu da anlamış değilim ama hamlaç yok. İlginç bir şekilde. Baktık, bayağı bir yere baktık ama bulamadık. Ama bulacağız. Bunun başka bir yolu yok yani. Şimdi bunları da pişirdik. Alayım ki en azından üzerimde yiyecek bir yemek olsun. Hamlacın önemi şu. Metal işlemede direkt metal mızrak yapmam için gerekli. Ki metal mızrağı da ayarlayabildiğim süre boyunca mekanları temizleme imkanım olacak. Şu an bu elimdeki wooden spear'larla, yani odundan yapılmış spear'larla girişirsem en fazla 5-10 tane zombi öldürdükten sonra kırılıyor. Bunun da bana bir faydası yok. Tactical spear'ın kondisyonu düşüyor. Yani problem yaratacak bir şey. Şöyle bir durum var. Dışarıda sis var. Sisin dağılmasını bekleyip 12'deki programı izledikten sonra nereye doğru gidebilirim bir bakayım. Yani şu okulun arka tarafında, okulun arka tarafındaki evlere gidip onun depolarına bakabilirim. Garajlarına bakabilirim. Oradan hamlaç bulma ihtimalim yüksek. Yemin ediyorum kör cahil karakterini yapacak bir şey yok ya. Ev vesaire inşa ediyor olacağım ama yani iş o raddeye gelene kadar bayağı bir uğraşacağız belli ki. Yani bisiklette giderken o balığı yemek tarifsiz ya. Anlatılmaz yaşanır yani. Anlatılmaz yaşanır. Toplam 8 günlük bir süre geçti. Bu mod bende yüklü ama şunu hiç kullanmadım var ya. Buna bir bakacağım bir ara. Addict olmam ayrı bir olay. Ama yakında kesilecek.
Çok az kaldı yani. Harika. Bu yüzden sıkıntımız bu tahta mızraklara güven olmamanın nedeni bu yüzden. Çok reliable değil yani, çok böyle güvenilir değil. Ya bana İlla ağacımı kırdırtacak. Şimdi burada işimize yarayacak şeylerden birisi bu. Bunu alabilirim. Hem bana ekstradan malzeme koyacak yer spamlayacak, hem de kemeri yapmış olacağım. Toolbox'in içinde bir şey yok. Wrench alabilirim. Başka yani ip belki. Hammer evde vardı diye tahmin ediyorum ama en azından demircilik yaparsam eritirim. Ama demircilik yapmam bana bir artısı olmayacak, öyle de bir şey var. Çünkü kitapları okuyamadığım için demirciliği bilmiyor olacağım. Güzel. Silah var burada. Magnum mermisiyle beraber kullanılan bir silah. I'm done. Aynen öyle kardeşim. Yapıyorsun. Sen bu işi yapabilirsin, bırakabilirsin. Sen aslansın. Sen kaplansın. Seni kesseler acımaz. Diyerekten gaz vereceğiz bu karaktere. Çünkü başka türlü olmayacak yani. Beef. Beef yiyelim bari, beef. Faint'in kolyeleri. Şey, Faint'in küpeleri. Kolye nereden çıktı? Earrings. Bombalı tüfek. Olabilir. Yani bu da iş görür. Bunun içinde bir şey yok. Çanta upgrade'lim, ona bir bakmak istiyorum. Upgrade yapılmamış daha çünkü iğne yoktu. Yani silah, tekli tabanca. Bir işe yarar mı bilmiyorum ama almış olalım. Olmadı, silah da kullanırım. Bu arada bu benim üstümde niye bel var? Yerde buldum bu beli. Üstümde taşıyıp duruyorum. Evet, kullan, okuyamıyorum çünkü kör cahilim. Kör cahil. Lan insan bir kitap alır, okuma yazmayı çözmeye çalışırdı ama. Benim şu aracı bir deneyeceğim. Kilit kırık. Peki. Oh no. Oh no. Oh no.
Ya neden ya? Hem de büyük sıkıntı. Toplamak istemiyorum başıma. Yani başıma toplamak istemediğim için de üst katta bu gidene kadar en azından 18'deki televizyon programını izler üst katı bir durdurum. Yani beni gördü mü bilmiyorum ama yakınlarda geziyor. Benim kadarıyla. Bunların hepsini birleştir diyelim. Kaç tane çıkacak? 2 tane tam çıktı. Camı kırdı ama içeri girmedi bak. Bu cam kırık galiba. Kırılmamış. Gun case'in içerisinde bir pompalı tüfek var. Güzel. Bu pompalı tüfek hatta benim bulduğumdan daha iyi. Bitki seti yok ama ilginç bir şekilde. Bitki seti bulalım. İğne bulursam en azından şunu upgrade'lemiş olacağım. Yani şu aşamada da iyi, bir problem yok ama. Neden içmediğini sorabilir miyim? Çakmak burada bak. Tamam, şöyle yapacağız. Bugünü bu evde geçireceğiz büyük bir ihtimalle. Şu an risk içeren bir durum yok. Bu arkadaş geziyor ama bizim için problem değil. Burada uyuyup sabah uyanabilirim. Sabah uyanırsam da etrafa bakmaya devam edebilirim. Aynen öyle kardeşim. Senin onlara ihtiyacın yok. Senin ağrı kesici ihtiyacın yok.
Edikten kurtulduk bak. En baştaki o bağımlılık gitti. Bu arada aynen silah kullanamam, antigen aktivistim vardı. Problem olmaz ya. Dursun kasmayı deneriz. Bu helikopterin bu kadar uzun süre buralarda kalması ayrı alamet değil bu arada. Abi neden tepemde uçuyorsun sinek gibi? Be git lan. Altı bir şey hata veriyor ama neyin hata verdiğini çözmek lazım. Çok fazla mod varken işte bak Silencer susturucu modu veriyor. Susturucu hata veriyor mesela susturucu modu. Proficiency. Better pick locking hata veriyor. Lifestyle müzik hata veriyor. Burada hangi modların hata verdiği en azından görünüyor. Bunlara bir bakmak lazım. Bir çözmek lazım. Cheat Memory Board. Şu hata veriyor. Hata veriyorsun da burada aynı zamanda da çalışıyorsun. Bu arada oyuna her başladığımda God modun açık olmasının nedeni iki tane cheat menünün açık olmasıymış. Onu da çözdük. Sağ olsun. Zaten şu an cheat açık diye de emin olmak için yaptım. Sağ olsun arkadaşlardan birisi yorumlara yazmıştı daha öncesinde. Cheat menü iki tanesi aktif olduğu için bunu yapıyor. İstersen kapa demişti ve gerçekten birisini kapayınca sorun çözülmüştü. Jeneratör. Güzel. Gerekli. Lazım olan şeylerden birisi. Ama tabii ki bana lazım olan birinci malzeme şu an kaynak amblajı. İçeride zombi var. Benim istediğim şeyler farklı. Oyunun bana verdiği şeyler farklı. Ama bakmaya devam edeceğiz. Problem yok. O mahallede çok fazla garaj var. O garajlardan illa ki çıkacaktır. Harika. Mızraklar çatır çatır kırılmaya devam ediyor.
Neymişsin sen? Stalker. Skinleri. Oh boy. Oh boy. Mızrak kırıldı, mızrağım yok, dışarı çıkmam lazım. Yani bu var ama bunun da dayanıklılığı artık çok çok iyi seviyede değil. Yani metal barla beraber yapacağım mızrağı. Fakat hala hamla açıyor. Easy, sıkıntı yok. Her şey yolunda. Konusunda niye bu kadar keton? Keton. Bakalım ne kadar daha sürecek bir hamlaç arayışı. Yani gerekli olmalı. Eğer olmazsa mızrak problem olacak. Tahta yapıp yapıp duracağız. Bu da can sıkıcı olur yani. Uğraştırır bize. Şu televizyon programında bir... Artık televizyonda yayınlar kesilmeye başladı. Skill yayınları yok. Arbelet okları. Crossbow. Ama ben hala daha dikiş seti ve hamlaç aramaktayım. İlginç bir şekilde. Şu şizofren abları her çıktığında şansımı bahtımı ediyorum. Söyleniyorum yani gizli gizli.
Erişim jeneratörü daha güzel. Bak, bu çok iyi oldu aslında. Bu şu açıdan iyi oldu. Birisi benzinliğe, birisi benim evime. Ya da bulunduğum yere işte. İçin lazım olacak şeyler onlar. Şimdiden onun faydası var. Ama bu neymiş ya? Şimdi 50 kere bulmuştum ben. Oyun bana jeneratör fırlatıyor. Amaç değil de jeneratör fırlatıyor oyun. Bana güzel jeneratörler fırlatıyor da işime yarar bir şey fırlatmıyor. Evet. Yiyen balıklarını niye taşıyoruz? Burada var mıdır acaba? Yok der dediğinizi duyar gibiyim. Yani yok dediğinizi duyar gibiyim. O neymiş? Yanmış iskeletler. Ve buzdolabı hala çalışmaya devam ediyor. Vallahi bravo. Dayanıklıymış. Yani buralara da bakıyorum belki şans eseri çıkar diye de. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Gerçekten andaki şanssız bir durum. Nedenini çözemiyorum ama amla şu. Şimdi 50 kez bulmuştuk bu arada. Gelme gelme.
Gelme abicim, gelme bir dur. Burada işler karışık zaten, gelme. Mahmut Hoca gelme. Bayağı çiğ usladım ya. Bayağı bunu olabildiğince kullandım mızrağı. Yani. Şu an o mızrak bana küfrediyor. Duyabiliyorum. Öyle söyleyeyim. Konuşamadım. Yukarıdaki evlerden bir şey çıkarma. Garajlardan. Vermesi lazım artık ya. Senin Amerikalıları zengin ya. Radyoyu dışarı koymuş. Çok güzel. Mızrak kırıldı. Tamir etmek de mümkün değil artık. O yüzden çöp. Robar. Tamam, işimi görür. Kapıları zorlarım en azından. Gordonit almış olmamın çilesini de çekiyorum bir tık. Ama mağaralı bir şekilde mızrak da takılacağız dedik. Dönemem yani. Sözümden. Al gidelim. Artık bir hamlaç ver be. Abicim. Bir hamlaç ver ya. Çünkü boku çıktı bu işin ha. Ne diyorsun? Vay arkadaş. Oyun inatla vermiyor ya bak. Arkadaşlar yorumlarda bulmakta en çok zorlandığınız şeyi yazın. Bana deyin ki ben bir keresinde bir oyunumda şunu bulamadım. Şu kadar gün aradım. Ben baya baya biz bütün mahallenin garajlarına baktık. Ve garajların hepsi boş. Bir tane bile hamlaç yok. Şunlar var. Oyun benimle dalga geçiyor şu anda. Şöyle bir artı olacak. Soğukkanlıyı alacağım. Bu zombileri öldüre öldüre de.
Oyunun bu kadar zorlaması çok saçma. İnat etti yani çıkarmama konusunda. Ben de inat ettim çıkarması konusunda. Yani ortada bir yerde buluşacağız. Yani ya o ya ben modundayız şu anda. Bakalım göreceğiz. Televizyon yayınları da bitti. Şu saniyeden itibaren artık kendi işime odaklanabileceğim. Kendi işim mi ne? Hayatta kalmak. Yaşayacağız arkadaşlar. Yaşayacağız. We will live. Ama maç vermezse birazcık zorlayacağız. Yok abi. İnatla vermiyor. Oyunun bana bir garezi var. Oyunun bana bir garezi var. Seviye olacak. Gel abicim gel. Yani sayıca fazlaymışsınız. Maintenance'ın, onarmanın artması iyi, şu açıdan iyi. Elimdeki silahların ya da craftladığım şeylerin dayanıklılığı çok daha uzun süre olacak. O yüzden iyi. Abi bu kaçıncı jeneratör? Aaa cılkını çıkardın ha. Kaçıncı jeneratör cılkı çıktı artık. Dönüştürücü var. Ama dönüştürücü kullanamam. Çünkü okuma yazmam yok. Okuma yazmam olmadığı için de güneş paneli inşa etmem mümkün değil. Hayal bunlar. Bunlar hayal. Oy. Yok arkadaşlar, hamlat yok. Oyun bizde mümkün olduğunca şansını denemek istiyor, zorlamak istiyor anladığım kadarıyla. Yani hak da veririm tabii ki. Kolaylaştırmak zorunda değil ama bu kadar da zorlaştırmaması lazım. Neden ya neden? Ben bunun altında kas diye bir şey ararım artık.
Gerçekten bunun altında kas diye bir şey ararım. Oyun bende dalga geçiyor. Sadece bende değil, hepimize dalga geçiyor arkadaşlar. Buna izin vermemeliyiz. Buna okey olmamalıyız yani. Resmen dalga geçiyor ya. Açtığım her yerden jeneratör çıktı. Bu kaç oldu? 5 mi oldu? Saymadım artık. Yani ucu bucağı kaçtı işin. Kabak tadı verdi kardeşim. Yetti gari. Oğlum o zaman ben jeneratör arayacağım umuduyla yola çıkıp hamlaç mı bulsaydım, ne yapsaydım? Bu işte bir terslik var çünkü. Karakter yoruldu. Artık yani bu mahalleyi komple elden geçirdim. Şurayı komple elden geçirdim abi. Şuralara da baktım hatta. Yani kaç tane garaja baktım. Verdiği tek şey jeneratör oldu. Yani gerçekten. Gerçekten. Bazen olmayınca olmuyor. Bazen olduramıyorsun. Sen olmayınca olmuyor ne yazık ki. Dur yanlış yere girdim. Yani buradaki popülasyon en azından bir tık azaldı. Helikopter viraları bir dağıttı, kardı. Yukarıya doğru taşıdı. Burada çok fazla zombi olmaması lazım mantıken. Derken şuradaki zombi öbeği. Yani benim bulunduğum yerde uzak durmaları lazım derken abi siz neden ya? Neden neden? Niçin? Sebebi neydi ki? Sıkıntı yok. Bizim evimize yakın değiller. Evin içine gireceğiz. Sakin sessiz takılacağız burada. Karakterin uykusu var. Bu kadar zombiyle kapışabilir miyim? Emin değilim. Muhtemelen kapışamam. Uyku sorunundan dolayı ama... Yani... Kaynakçı masken var. Ama lanet olsun ki hamlacım yok. Açtığım her garaj kafama jeneratör fırlattı. Al bunu git der gibi. Benim de jeneratöre ihtiyacım yok şu aşamada. Yani var ama yok. Önceliğim silahlarımı ayarlamak, organize etmek. Yani önceliğim silahlarımı organize etmek. Put ayarladık. Bunu da koyduk. Şunu da pişirelim hemen yiyelim. Artık şu saniyeden sonra yayın kalmadı. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapılabilir. Kaset dükkanına gidip skill kasetlerine bakabilirim. İşte Carpenter için ya da diğerleri için olabildiğince. Ama şu aşamada en iyi olduğum şey balıkçılık. Toplama ve aşçılık ve mızrak. Yani mızrak da iyi seviye kastı. Yani bu bölümde hamlaç bakmaya çalıştık ama bakamadık. Dediğim gibi yorumlarda bana aramayı deneyip bulamadınız. Ne oldu bu oyunda? Yazmanızı istiyorum.
Bakalım hepimizin kaderi ortak mı yoksa bu sadece benim bahtsızlığım mı? Onu öğrenmek istiyorum aslında. Aramızda kalsın. Çünkü bu normal değil. Aradığım şey B, oyun bana A atıp duruyor. İlginç bir şekilde. Gerçi evlere de bakmadım. Evlere baksaydım belki bulabilirdim ama iğne iplik de çıkmadı baktığım evlerde. Normalde kafama atardım iğne iplik. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ama o inatla yok dedi, sen biraz daha uğraş dedi. Neşemizi bulalım dedi. Onun başka bir açıklaması yok yani. Şimdi yani şimdilik burada sonlandırıyor olacağız. Yani videolara, canlı yayınlara çok ağırlık veriyorum bu ara. Don't Starve Together oynuyorum ya da başka oyunlar oynamayı da planlıyorum. Once Woman diye bir oyun vardı. Onu da bir indirdim. Onu da bir deniyor olacağım. Canlı yayınlarda da gelirseniz sohbet muhabbet ederiz. Takılırız. Hani Project Zomboid, evet şu ara bir tık ara verdim ama ara vermemin nedenini hepiniz biliyorsunuz. Oyun tekrara düştüğü için. Sıkıcı olduğu için. Yani sadece benim için değil, sizin için de sıkıcı. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yapıyorum. Ha diyorsanız ki abi benim için hiç problem değil. Ben sıkılmıyorum. Bu tarz devam et. Yani devam ederiz. Herhangi bir sıkıntı yok ama B42 gelince çok da canlanacak buralar. Sadece biraz daha sabretmemiz lazım. O yüzden başka oyunlara da ağırlık veriyorum. Yani bir İngiliz atasözü der ki "There is plenty of fishes in the sea." Yani denizde birden çok balık var. Sadece bir balığa odaklanmanın mantığı yok. Diyerekten şu sigarayı da keyifle içerekten, sigara da değil de işte, yayın verecek mi bakayım. Yani sonlandı. Yok, yayın yok artık. Bu sahneden sonra sivil hayat bitti. Civilization bitti. Medeniyete sonuna geldik. Elimde silahlar yok. Bir şeyler bakacağız. Neyse, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir, Discord'a katılabilirsiniz. Benle sohbet muhabbet etmek kolay. Discord'dan ulaşabilirsiniz. Yayınlardan geldiğinizde konuşuruz zaten. Ona göre takılırız. Sonraki bölümlerde, canlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.